Tünaydın. Sabahçım Ayşe'den sayan. Evet, şu anda Şile İmrenli'ymiş. Akçakese diyordum ama İmrenli'ye geldik. Sabahtan beri açamadım çünkü bayağı olaylar yaşadık. Onları da anlatırım. Bence artık ilerlemeye başlayalım. Böyle... Saçlarımızı da topladık, gözlüğümüzü taktık. Çünkü gözüküyor mu acaba? Çünkü bu yol çok fena. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Evet, şimdi size yaşadığımız olayları anlatmak istiyorum. Leyla 20 dakika kadar ya da 17 dakika kadar gecikti. Ama sen gözükmüyorsun şu an. Cebelleşiyorum ben baba. Aa, senin şey bak kanka, buna koy. Niye? Şunun üstüne. Sen onunla taşıyamıyorsun. Şu çikolata. Tam arabanın olduğu yerde durayım da. Değil mi? Önünü keselim direkt. Ah, daha yolumuz çok var. Bunu çıkacağız, sonra ineceğiz, sonra sitenin içinden çıkacağız. Taksi geliyor. Tamam. Evet. Arkandan gelmem mi gerekiyor? He? Arkandan gelmem mi gerekiyor? Evet. He. Daldırmak istiyorsan dur. Birazcık biraz dinlensek çok iyi olur. Çünkü burası tam esiyor. Evet, şimdi ev bayağı pis bir halde çünkü boya badana vesaire oldu. Evi temizleyeceğiz yani. O şekilde. Şöyle göstereyim. Leyla da sağ olsun hala müzik yapıyor bana. Her şey sizin için. Evet, biz biraz temizleyelim o zaman. Sonra yeniden görüşürüz. Bu arada çok güzel denizde eğleniyorlar ya. Onu da şimdi size göstereyim. Evet. Hafta içine göre bayağı kalabalık. Hello. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Gün Batımı sitesinden sesleniyorum. Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz değil mi Leyla? Evet, insanlar havuza giriyorlar. Şöyle. Hava çok sıcak. Biz nereye gidiyoruz? Şile. Evet, Şile merkezi gidiyoruz. Şimdi bugün neler yapacağımızı çekeceğim size. Umarım beğenirsiniz. Evet, şu an durağa geldik. Uzun bir süreçten sonra. Güneşli olduğu için ve bayağı yokuş olduğu için yürümemiz zorlaşıyor. Ama şu an iyiyim. Ben gölge olduğu için arkaya saklandım. Leyla da orada. Evet, şuradan bizi görebilirsiniz. Turuncu aldık ikimiz de. Çok güzeliz ya. Uf. Arkadaşlar, kombinim nasıl? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Şöyle deneyim. Böyle. Evet, çekmeyi unuttum çünkü. Çok yorulduk arkadaşlar. Ama şu an çok güzel bir kafeye geldik. Vanilya kafe. Ve burada San Sebastian cheesecake ve soğuk kahve içiyoruz ama bitti tabii. Leyla hatırlatmasa çekemiyordum. Çok güzel. Eğer Şile'ye gelirseniz yani buraya gelin yiyin bence. Geçiyoruz. Pardon. Çok güzel şükür. Takipçilerimiz eğdirir misin? Evet, ağzınızı açın arkadaşlar. Hiç çikolatasına koymadı, bak başkası olunca. Evet, şöyle mekanı göstermek istiyorum. Çok güzel bir deniz manzarası var ama orası güneşli olduğu için ve biz burada fotoğraf çekildiğimiz için bu tarafa oturduk. Şöyle arka plan falan. Bak, güzel gerçekten. Bak, burası çok kötü. Burası da az akışkanlı. Şey değil mi? Bak, daha akışkanlı diğeri, evet. Aa, donmuş zaten. Çikolatası da donmuş. Bu herhalde o zaman döküp koydular bence geri. Başkası istemişti, sonra iptal etmişti. Çok güzel bir şey ya.
üçüncüyü söylesek arkadaşlar bu ikincisi. Yola çıkarken bir de yemek yapmışacak bugün. San Sebastian'ın bulunduğu yer İstanbul sınırı. Yediğimiz yer mi? Yok. Nasıl yer mi? Bunu kullandım. Allah Allah. Hı. Sen mi dedin? Karabük olabilir. Karabüye dikkat edin. Arkadaşlar Leyla daha iyi yaptığını iddia ediyor. O yüzden Leyla da yapacak bir gün. Yiyeceğim bakalım nasılmış. Yani bundan daha güzelini ben düşünemiyorum şu an. Çünkü en iyisi buradaydı mı şimdi? Abartıyorum. Dargülen'i yaptım şimdi. Onu yemeden bir şey yemem. Evet. Bugün çok az şey çektiğim için bütün günleri birleştirmeye karar verdim. Şu anda minibüse doğru yürüyoruz. Terminale doğru. Arkadaşlar bir fotoğraf çekildik. San Sebastian'ımızı yedik. Kahvemizi içtik kalktık yani bu kadar. Şimdi minibüse doğru giderken markete gireceğiz ve almak istediklerimizi alacağız. Sonra da eve doğru yola çıkacağız. Orada da bir gün batımına denk geliriz diye düşünüyoruz. Orada da bir fotoğraf çekiliriz. Çünkü influencer olmak böyle bir şey biliyorsunuz. Her saniye fotoğraf. Bu arada kafede de çalışan kadın bizim fotoğrafımızı çekti. Ona da sevindim yani. Öyle. Leyla da snap çekiyor. Leyla. Evet arkadaşlar. Minibüsten indik. Yürüyoruz. Güzel yemeği çıkıyor. Bırakan şeyler gibi hissediyorum. Aynen. Videoda vardı ya. Gelin. Bugün deniz havuza gitmedik. Nasıl hissediyorsun? Kızarmamış gibi. Yine yandık bence ya. Evet. Sen çünkü yol kremi şey ya. Evet, güneş kremi sadece yüzüme sürmüştüm. Omuzlarımız falan. Bilge Hanım. Nereye dolaşıyoruz? Burada mıydınız? Nereye dolaşıyoruz? Evet, şimdi siteye giriyoruz. Şimdi siteye giriş yaptık. Aa bak ne kadar güzel, hemen videoda boz. Güllerle çok yakıştın. Aa çok güzel gerçekten. Evet arkadaşlar, fotoğraflar böyle çekiliyor, arka planı böyle. Evet, günaydın. Denize gidiyoruz. Sanki bir hafta hiç gitmemişiz. Bizim günlük aktivite denize gitme, havuza gitme, şoka gitme. Bu kadar. Bugün su çok güzeldi. Dünyanın en zor merdivenleri. Kendimize soğuk kahve yaptık ve soğuk kahvelerimizi yudumluyoruz. Benim bitti. Benim daha bitmedi. Al beni yanına sevgilim. Bunu sakın koy. Evet arkadaşlar, Leyla'nın sesini onun üzerinden değerlendirip yorumlara yazabilirsiniz. Bitmiş. Evet, içmeye geldik ama tsunami çıktı, yemin ederim. İnanmayacaksınız ama. Tsunami çıktı, içeri girdik o yüzden. Şimdi size tsunami'yi göstereceğim. Kavrulmaya başladım. O kadar değil ama yani. Eşyalar, sandalyeler falan. Öyle çok korkunç yani. Çok korktum. Öyle biz de oraletlerimizi alıp içeri geçtik. Sen ne yapıyorsun? Minnoş. Evet, oraletlerimizi buraya koyduk. Leyla nasıl hissediyorsun? Çok korkuyorum. Hala korkuyorsun.
Geçti bence. Gidiyor mu şu an acaba? Dondurmalarımızı aldık. Gidiyoruz. Çok komik bir vlog olabilirdi kanka. Evet ya. Evet. Evet. Güzel bir günde dondurmalarımızı aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Yeşil daha güzel bence. Yorumlara hangisini daha çok sevdiğinizi yazabilirsiniz. Moru da var yani. Mavi yeşil. Yenileri de çıkmış, mavi çıkmış. Ben onu çok severim. Orman meyveli gibi. Ben bildiğimden şaşmıyorum arkadaşlar. Evet, Leyla gitti.